Türkiye için utanç günü. Süleyman Soyluyu üzdüler. Ekonomimiz bir tık daha şahlanıyor. Orta vadeli program açıklandı, hepimiz çok mutluyuz. Mehmet Şimşek'ten maaş zamları ile alakalı hepimizi tatmin edecek bir müjde. Muhalefet cephesinde ilginç gelişmeler var. Bu kez neyi planlıyorlar acaba? Uyurgecer başlıyor. Türkiye olarak utandık, Türkiye olarak yüzümüz kızardı, Türkiye olarak başımız öne eğildi. Ülkemizin yetiştirdiği en nadide siyaset adamlarından, devlet adamlarından, 80 milyonun hayır duasını almış, taraflı tarafsız herkesin haklı sempatisini kazanmış olan Süleyman Soylu hakkında bir yalan haber ortaya atıldı ki gerçekten insanın yüreği paramparça oluyor. Bir mafya lideri, Ayhan Bora Kaplan isimli bir mafya lideri, Türkiye'den kaçmaya çalışırken havalimanında kız kıvrak yakalanmış. Bakın emniyet güçlerimiz ne kadar iyi çalışıyor. Hiçbir mafya liderine, hiçbir suçluya göz açtırmıyorlar ve bu başarıda Süleyman Soylu'nun da büyük emeği var. İçişleri Bakanı olarak öyle iyi şeyler yapmış ki bakın gördüğünüz gibi polisimiz istediğinde nasıl yakalıyor istediği suçluyu. Yakalamışlar ve bazı fonlu medya, sözüm ona gazeteciler Güya bu mafya liderinin Süleyman Soylu'yla bir bağlantısı varmış gibi haber yapıyorlar. Ve son derece üzücü, kırıcı, incitici ifadeler kullanıyorlar Süleyman Soylu gibi bir insana. Yani Süleyman Soylu'yla nasıl bir dertleri var acaba çok merak ediyorum. Yani bu yakalanan şahsın Süleyman Soylu'yla birlikte hasbel kadar 15 Temmuz'da ellerinde Kalaşnikovlarla TRT'nin önünde olmaları olamaz bu tesadüf. Ya da bu şahsın Süleyman Soylu'yla boy boy fotoğrafları olması denk gelmiş olamaz mı yani? Bu nasıl bir önyargıdır? Bu nasıl bir peşin hüküm? Siz kendinize böyle bir şey yapılmasını ister misiniz? Neymiş? Bir sürü suç örgütü lideriyle, bir sürü uyuşturucu baronuyla, bir sürü dolandırıcıyla, tecavüzcüyle, it kopuk serseriyle Süleyman Soylu'nun fotoğrafı varmış. E bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Bu nasıl kirli bir düşüncedir? Bu nasıl bir içi çürümüşlüktür? Bu nasıl bir fesatlıktır? Sevgili izleyenler lütfen şu an hangimiz telefonumuzun galerisine girsek hepimizin bir uyuşturucu baronuyla fotoğrafı olabilir. Dolandırıcıyla fotoğrafı olabilir. Lütfen bir kendinize gelin. Başkaları için işleyen masumiyet karinesi, başkaları için aklımıza hemen geliveren suçun şahsiliği ilkesi. Neden Süleyman Soylu gibi pirupak bir insan, parlak bir kariyeri olan bir insan söz konusu olduğunda aklımızın ucundan dahi geçmiyor? Neden Süleyman Soylu hakkındaki bütün olumsuz şeyleri birileri doğruymuş gibi kabul ediyorlar? Ne oldu? Hani adalet karşısında herkes eşitti? Süleyman Soylu'nun başı kel mi? Bu yaptığınız çok ayıp, bu yapılan çok ayıp. Bu ön yargı, bu kırıcı düşünceler. Bu insan yıllarca bu ülkeye hizmet etti. İçişleri Bakanlığı yaptı. Bir kişinin günahını aldı mı? Bir kişiye kötülük yaptı mı? Bir kişiye işkence yaptı mı bu adam? Ya sanki bu adam yüz binlerce kişiyi terörist ilan etmiş gibi davranıyorlar. Çok ayıp ya. Sanki bu adam organize bir şekilde işkence yaptırtmış gibi. Milletin malına mülkü dünye çökmüş gibi, tecavüzcüleri, tacizcileri, katilleri, suçluları himaye etmiş gibi. Eğer öyle bir şey yaptıysa bu çok ağır bir şerefsizliktir. Hep beraber biz gelmişine geçmişine sövelim. Hep beraber sövelim. Ama ortada böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani Süleyman Soylu'ya gerçekten çok ciddi bir yargısız infaz yapılıyor. Ki Süleyman Soylu yargısız infaza tepki olarak doğmuş bir insan baktığınız zaman çok üzücü yorumlar görüyorum. Çok kırıcı, çok yaralayıcı. Hepimizin başına gelebilir. Hepimiz hayatının bir yerinde bir organize suç örgüt Lideriyle fotoğraf çektirmiş olabiliriz. Bir dolandırıcı gelip bizi makamımızda ziyaret etmiş olabilir. Bir uyuşturucu baronuyla boy boy fotoğraflarımız olabilir, denk gelebilir. Hayatta böyle şeyler de var. Süleyman Soylu'nun başına ne geldiyse tamamen iyi niyetinden geliyor. Çok saf, çok iyi niyetli. Herkesi kendi gibi bildiği için herkes de fotoğraf çektirmiş ve kadere bakın ki fotoğraf çektirdiği herkes suçlu çıkmış. Ne yapsın adam? Ne yapsın? Onların tamamı suçlu diye Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olarak ne yani? Bu tutuklanan mesela Ayhan Bora Kaplan yıllarca polis arabasıyla, çakarlı arabayla polis korumasıyla gezdi diye Süleyman Soylu ona sanki böyle bir iltimas geçmiş. Lütfen aklınıza böyle kötü kötü şeyler nasıl geliyor ya? Biz nasıl böyle insanlar olduk ya? Biz nasıl bu kadar kötü olabildik? Çok merak ediyorum ya. Ne oldu bize ya? O eski bize ne oldu? O güzel mahalle kültürü Süleyman Soylu'nun bu iddiaların, bu iftiraların içinden Ap ak bir şekilde tertemiz bir şekilde parıldayarak çıkacağına benim hiç şüphem yok. Bu konuda hiç endişem yok. Çünkü ülkemizde yargısız infaz diye bir şey mi var lütfen yani. Yargı sistemimiz mükemmel çalışıyor. Emniyet teşkilatımız Süleyman Soylu'nun inşa ettiği o mükemmel haliyle gerçek suçlularla mücadele edecek. Süleyman Soylu da kendi inşa ettiği o mükemmel emniyet sisteminin faydalarını görecek. Meyvelerini yiyecek. Afiyet olsun yani. Değil mi? Bir ülke düşünün ki ekonomisi sürekli şahlanıyor. Bir ülke düşünün ki ekonomisi sürekli daha iyi yerlere gidiyor. Sürekli yeni paketler açıklanıyor, sürekli yeni reformlar yapılıyor, sürekli programlar açıklanıyor, bitmiyor. Bitmiyor. Şapka bitmiyor, tavşan bitmiyor, sürekli yeni hamleler hamle üstüne hamle, program üstüne program gerçekten anlayamıyoruz. Yani şu anda mesela ben ülkemizin ekonomisi ne kadar iyi durumda anlayamıyorum. İdrak edemiyorum ya. Beynim kapasitem almıyor yani. Bu kadar program nereden çıkıyor? 3 yıla bir yeni hedef. 3 yıla bir yeni hedef. Demek ki önceki hedeflere o kadar çabuk ulaşılıyor ki hemen yeni hedef gerekiyor. Hemen yeni bir program açıklanması gerekiyor. Çünkü çok çabuk böyle bölüm sonu canavarı gibi bütün hedeflere ulaşılıyor. Şimdi bir de orta vadeli program açıklandı sevgili izleyenler. Ben orta vadeli program programı izlerken öyle memnun oldum. Öyle ikna oldum ki anlatamam size. Dedim budur ya. Budur. Bu ülkenin ekonomi yönetimi o kadar ehil isimlere teslim edilmiş ki, o kadar iyi bir ekibe teslim edilmiş ki gerçekten dünyanın en büyük ekonomisti olan ekonomist nedir? Ekonomist diye gerçek anlamını kazandıran Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz lazım. Çünkü orta vadeli programa baktığınız zaman gerçekçi, sürdürülebilir, tamamlanabilir, yapılabilitesi son derece mümkün görünen bir program. Çünkü 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsıyor bu program. 2024, 2025 ve 2026 yılları doğru bir şekilde sıralanmış. Bakın bugün dünyada bu 3 yılı ardı ardına doğru bir şekilde yazabilen ekonomist bulmak çok zor. Bunlar zor şeyler sevgili izleyenler. Ardışık sayılar ekonomistlerin çözemediği en önemli problemlerden birisidir. Ama orta vadeli programda bunlar doğru bir şekilde sıralanmış. Buna da baktığınız zaman diyorsunuz ki tamam bu ekibe güvenilir. Bu ekibin bütün hedeflerine ulaşacağı konusunda herhangi birimizin şüphesi var mı? Mesela şu an Almanya'da hükümet şunu tartışıyor. 2023 yılından sonra biz hangi yıla gireceğiz diyorlar. Finlandiya aynı durumda. Finlandiya şu an kendisini 2022 yılında zannediyor. Çünkü ardışık Sayıları doğru bir şekilde yazamadıkları için ekonomi onlarda böyle şahlanmıyor. Bizim ekonomi yönetimimiz sürekli yeni programlar, yeni yapısal reformlar, orta vadeli programlar, hamleler filan derken bir bakıyorsunuz porsiyonlarınızı küçültüvermişsiniz, bir bakıyorsunuz kendinizi sabrederken buluyorsunuz o sabretmenin derin hazını yaşarken buluyorsunuz yani. Dünya'da kaç millet var? Devlet başkanı tarafından sürekli sabır tavsiye edilen. Neden? Çünkü ekonomimiz çok şahlanıyor. Sabırlı olmak lazım. Çünkü şahlanırken sabırlı olmazsanız atın sırtından düşebilirsiniz. Porsiyonları küçültün ki. Neden? Şu porsiyonları büyütürseniz kilo alırsınız. Kilo alırsanız da atın sırtına bindiğinizde at şahlanamaz. Atın şahlanabilmesi için jokeylerin ne olması lazım? Zayıf olması lazım. O yüzden porsiyonları küçültüyorsunuz ki ekonomimiz şahlanabilsin. Galiba bu konuyu da bu kadar bilimsel açıklayan benden başkasını bulamazsınız yani. Ve Mehmet Şimşek'ten müjde geldi. Maaş zamlarıyla alakalı hepimizin aklında o soru vardı değil mi? yüzde kaç zam gelecek? Hep merak ediyorduk. Bu tartışılıyordu. Ne kadar zam yapılacak diye merak ediyorduk. Yani ne kadar zenginleşeceğiz? Daha ne kadar müreffeh bir hayat bizi bekliyor diye bütün işçiler, memurlar, emekliler, emekçiler herkes merak ediyordu ve Meşimşek müjdeyi verdi. Dedi ki bundan sonra maaş zamlarını hedef enflasyona göre yapacağız. Ya bu ne güzel bir şey ya. Bu ne güzel bir şey. Şimdi düşünün sevgili izleyenler. Yani sonuçta hayatta her türlü şey var. Mesela bugün Türkiye'nin enflasyonu diyelim ki %10. Önümüzdeki yıl %90 olacak. Olabilir. Kısmet yani. Ne olacak? Sizin maaş zammınız %10'a göre değil %90'a göre yapılacak. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl ileri görüştü ve ne kadar halkının faydasını düşünen, milletinin rahatını düşünen bir hükümet var karşımızda. Bu, bu mükemmel bir müjde. Tabi bunu şöyle yorumlayan art niyetliler, kötümserler de var. Diyorlar ki şimdi diyelim ki enflasyon %70. Hükümet hedef enflasyon olarak %10 belirledi. Ne olacak yani memurlara %10 mu zam verilecek? Evet. Ya ne olacaktı? Yani bu hükümet önümüzdeki yıl enflasyonu %10'a düşüreceğiz, tek haneye düşüreceğiz deyince düşüremeyecek bir hükümet mi ki aklınıza böyle kötü kötü şeyler geliyor? İşin müjdeli kısmı gelince hepimizin hoşuna gidiyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bu ülkenin enflasyonunun tek hanelere düşmesini istemiyor musunuz yoksa? Yani enflasyon %500'e çıksın, sizin maaşınıza %500 zam yapılsın mı istiyorsunuz yani? Üstelik TÜİK gibi güvenilirlik konusunda bütün dünyaya örnek olan bir kurumumuz var. Ya yani TÜİK'in açıkladığı veriye tabii ki güveneceğiz. Mehmet Şimşek gibi bir isme tabii ki güveneceğiz ve bu müjdeyi öpüp başımıza koyacağız. Çünkü müjde dediğimiz şeyi öpebilirsiniz ve başınıza koyabilirsiniz. Muhalefetin hali hepimizi gerçekten çok üzüyor. Çünkü çaresizler çünkü ellerinde imkan yok. Çünkü iktidar o kadar iyi yönetiyor ki ülkeyi. Çünkü Erdoğan öyle büyük bir lider ki çünkü ekonomimiz o kadar iyi durumda ki çünkü eğitim sistemimiz o kadar mükemmel durumda ki, sağlık sistemimizde o kadar hiç sorun yok ki, ülkemizde sorun namına hiçbir şey bulunamıyor ki muhalefet çaresiz kalıyor. İktidarı nasıl sıkıştıracağını bilmiyor. Yolsuzluk yok, hırsızlık yok, adaletsizlik yok, insan hakkı ihlali yok. Ne yapsın? Muhalefet ne yapsın? Onlar da samimi bir şekilde gayret ediyorlar. Gerçekten çok doğru mücadele ediyorlar. Yani bir boş bulsalar bir haksızlık hukuksuzluk bir adaletsizlik görseler yani bir yerde bir yolsuzluk hırsızlık bir şey olsa affetmeyecekler anında iktidara gelecekler ama ellerine hiç fırsat geçmiyor ve o yüzden sürekli taktik değiştirmek zorunda kalıyorlar. Politik sınırlar içinde çok akıllı, çok mantıklı. Baktığınız zaman diyorsunuz ya bu kadar akıllıca bir hareket yapılamaz, bu kadar mantıklıca bir hareket yapılamaz. Ya diyorsunuz bu zeki dolu hamleyi kim planladı acaba? Ya şu 6 parti bir araya geliyor ve öyle bir taktik geliştiriyorlar ki aylarca bir araya geliyorlar ve bir kez bile Cumhurbaşkanı adayını konuşmamışlar. Ya inanabiliyor musunuz? Bu nasıl akıllıca bir şey? Hiç kimse beklemiyor tabii. Son toplantı da konuşuyorlar mükemmel mükemmel ama buna rağmen bu mantıklı adıma rağmen Erdoğan'ı yenmeyi başaramıyorlar çünkü ülke çok iyi durumda. Ülke çok iyi durumda. İşte şimdi Meral Akşener dedi ki biz ittifak içinde yer almayacağız. Teker teker gireceğiz. Bu da yeni planları. Bu da yeni planları sevgili izleyenler. Şimdi teker teker girdikleri zaman Erdoğan'ın mücadele etmesi gereken isim sayısı artacak. Parti sayısı artacak. Erdoğan endişelenecek. Bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Gümbür gümbür. Bir bakacak bir taraftan Meral Akşener. Aman Allah'ım. Bir taraftan Ahmet Davutoğlu. Korkacaklar ya bu adam konuşursa yer yerinden oynar. Ama ne diyecekler? Öbür taraftan Ali Babacan şöyle bir bakacak. Eyvah diyecekler. Bu adam kriz filan çözecek gibi duruyor. İşte bu taktikle Erdoğan'ın dikkatini dağıtacaklar ve iktidara gelme planı yapacaklar. Doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Bilmiyorum da bu kez Türkiye'de bir şeyler olacak. Türkiye'de bu kez yönetim değişecekmiş gibime geliyor. Muhalefet daha ne yapsın? Tabii onlara da kızmamak lazım. Ellerinde malzeme yok. Ellerinde... Şimdi Finlandiya'ya gitsen bir sürü sorun var. Almanya'ya gitsen bir sürü sorun var. Orada muhalefet çatır çatır iktidara çakıyor. Niye? Çünkü bir sürü sorun var. Türkiye bu kadar sorunsuz olunca muhalefette çaresiz kalıyor. Onlara da kızmamak lazım. Boş geçmemek lazım. Gönlümüzden ne koparsa, ne verirsen eline, o gidersen eline, boş geçmeyelim diyerekten onlara da destek olmak lazım çünkü demokrasimiz için bu ülkede demokrasi var diyebilmemiz için muhalefet çok önemli bir ihtiyaç Bu ülkede demokrasi var bak bu ülkede hala seçimler olabiliyor diye muhalefete ihtiyacımız var demokrasimizin teminatı tam anlamıyla ya yoksa Allah korusun Türkiye'yi diktatörlükle yönetilen bir ülke gibi ilan edebilirler Bunun karşısındaki en önemli emniyet subabımız muhalefetimiz B böyle güzel muhalefet ben hayatımda görmedim yani ellerinde hiçbir imkan olmamasına rağmen hala çabalıyorlar. Bravo, helal olsun. Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de hoşçakalın.